Oyunun en zor haritalarından biri, Street of Tarkov. Her pencereden, her soteden gelebilecek bir mermi, maskül mahal çatışmasının verdiği kaotik hissiyat üzerine oyunun bu mipine yabancı olmam işleri benim için çok zor bir hale getiriyor. Bu videoda tek bir raid yerine 3 raidten seçtiğim önemli anları anlatacağım. O zaman başlayalım. Oynadığım bu maçlarda haritanın bu bölgesinde doğup bu bölgesinden çıkış yapmaya karar verdim ve güzergahım ise bu bölgeydi. Evet, burada Moisson tüfeğimiz var. Moisson susturuculuğu aldım. Görevimdi sanırım. Tam hatırlamıyorum ama bir görev vardı. Sanırım susturucu tüfekle skav vur ya da PMC vur gibi bir görevdi. İlk doğduğumda haritanın en alt bölümünde doğdum. Burada skavı kontrol edip onu tutladıktan sonra ilerlemeye başladım. Tabii sağa sola bakıp camlara bakıyorum, hani gelen var mı, giden var mı gibisinden, ama çok da fazla bir şey görmeniz imkansız. Atış sesi duydum. İlerlemeye devam ediyorum. Durmuyorum ve Pinewood Otel'in hemen önündeki bu kutuyu görüyorum. Onu tutlayacağım. Onu tutuyorum. Skav'dan da bir hücum yeleği almıştık. Bazı dosyaları, bazı eşyaları, bazı tutları hücum yeleğine attım. Ve buradaki evsizlerin, sokak arkadaşlarımızın kaldığı, gördüğünüz gibi şeye giriyorum. Kulübeye giriyorum. Bunu da tutlayacağım hızlı bir şekilde. Buraya mutlaka gelin. Homeless kulübesi diyorum ben buraya. Buraya mutlaka gelin. Burada gerçekten kaliteli dutlar çıkacaktır karşınıza. Tavsiyem, buraya atlamayın. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten kaliteli dutlar çıkıyor. Burada dönüşte bir ses duyduğum gibi daha sonra buradaki otun içerisine girdim. Ve sağ solu izlemeye başladım. O arada ayak sesi duyuyorum. Bir PMC olabilir. Skav olabilir. Yapay zeka olduğunu sanmıyorum. Normal bir insanın yönettiği skav olduğunu düşünüyorum. İki atışım yaptım. Hangisi girdi bilmiyorum ama bir iki tanesi mutlaka girdi. Ciddi bir yaralanması var. Kaçacak diye tahmin ediyorum. Üçüncü atışımı, dördüncü atışımı yaptım. Bu arada atışlarım bazıları boşa gitti. Kaçarken bir kez daha vuruyorum. O girdi mi girmedi mi belli değil. Atak yapmaya karar veriyorum çünkü çok fazla yaralandı. Nereye saklandı bilmiyorum. Atışını yaptı, ıskaladı. Ben de atışımı yapıyorum. Ve onu vurduğumu anlıyorum. Ciddi bir şekilde yaralanma sesi geldi. Yerdeki kanları gördünüz bu arada. Buradaki de şeyi giderip geçmiş bizim mermimiz. Üstünü hızlı bir şekilde tutladıktan sonra buradan geri dönüş yapacağız. Tarkov'da yine caddenin ortasından gitmek zorunda kaldığınız bölümler oluyor. Onlardan biri. Yine iş makinesidir, inşaattır, şudur budur. Kendimi coverlamaya çalışıyorum. Yine pencerelere bakıyorum ve bir ses duyuyorum. Skav sesi. Hemen kendimi bu dozerin arkasına atıyorum. Eminim sağ çaprazdan bir yerden geldi atış. Ama tabii ki net olarak göremedim. Hafiften kendimi çıkarıyorum. Botu bulduğumu gördüm. Atışımı yapıyorum. Vurduğumu düşünüyorum. Emin değilim. İkinci atış yine vurdum. Tek kişi değil sanırım. Göreceğim mi, görmeyeceğim mi emin değilim. Burada bir atış daha yapıyorum ve onun gidebileceği yere doğru, onun güzergahına doğru nişanımı alıyorum ve bekliyorum. Eğimi aldım. Buradan geçtiğinde onu vuracağım. Atış yaptı ve onu da vuruyoruz. Oradaki siyah duman neyin nesiydi açıkçası hiç anlamadım ama vurduğumdan eminim. Daha sonra ise haritanın en sol üstünde olan Expo Checkpoint'a gidip çıkışımı yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki skav vurmuşuz. Biri de büyük bir ihtimalle o vurup vurmadığımızdan emin olmadığımız arkadaşımızdı. Şimdi bu başka bir bölüm. Burada doğduk. Doğduğumuz yer Expo Checkpoint'in hemen yanındaki Kardinal Apartman'ın ön bahçesindeki anıt. Buradan hızlı bir şekilde kurtulmam gerek. Çünkü içeriden buraya bakan biri beni çok rahat bir hedef olarak görüp rahatlıkla vurabilecek. Hızlı bir şekilde buradan çıkmam gerek. Çıkıyorum. Başkanlık binası var. Mutlaka girmeniz gerekiyor. Burada çok güzel lootlar bulacaksınız. Oraya giriyorum. Sandıkları lootluyorum. Ve ikinci kata çıkacağım. Bir suite'e giriyorum. Bir odaya giriyorum. Burayı da hızlı bir şekilde lootladıktan sonra çıkıyorum ve daha pahalı bir suite'e gireceğim burada. Burada çok güzel dutlar bulacağım. Mutlaka ama mutlaka eğer vaktiniz olursa bu binaları dutlayın. Bu binaları boş geçmeyin. Güzel dutlar göreceksiniz. Sağa sola bakıyorum derken işte bahsettiğim an geldi. Parkın içinde bir skav kaçıyor.
çıkan seslerden vurduğumu ve öldüğünü, onu öldürdüğümü düşünüyorum. Yine bunları da hızlı geçeceğim. Hızlı bir şekilde tutuyorum. Butlarımın birçoğunu aldıktan sonra yine camdan bakıyorum. Belki birini görebilirim diye. Emin değilim. Burada bir hareketlilik gördüm. Emin olamadım. Evet, bir tane PMC. %100 PMC. Sırt çantasından, koşundan vesairesinden hepsinden belli. Görüyorum. Fakat net alışım yoktu. Ve çok hızlı bir şekilde hareket ettiği için o anda ateş etmedim. Daha uygun bir pozisyon alacağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Sabırlıyım. Hala bekliyorum. Sakinim. Nefesimi çok fazla harcamak istemiyorum. Bekliyoruz. Evet, gördük. Daha güzel bir pozisyon aldım. Gideceği yere doğru. Atışımı yaptım. İkinci atış. 3-4 atış peş peşe. Öldürmedim. Öldüremedim. Çok uzak bir mesafeydi. Ve elimdeki silah buna uygun değildi belki. M1A4 vardı. O yüzden çok uzak mesafelerde, daha doğrusu dürbünün eksiğinden dolayı orada onu vurdum. Daha zoom yapan bir dürbün olsaydı onu çok rahat vurabilirdim. Şimdi haritanın en sağ alt tarafından dümdüz indim. Burada okul ve müze var. Onları geçtikten sonra veteriner kliniğine girdim. Okulun yanında burayı da lootlayacağım. Burayı da tavsiye ederim. Okulda çok fazla bir şey çıkmıyor. Ama buradan güzel şeyler çıkıyor ve bir ses duydum. Ayak sesi. PMC mi? Emin değilim. Scav sanırım. Evet, bir bot. Onu da M4A1 gerçekten orta ve yakın sayılabilecek mesafelerde çok seri ve isabeti çok yüksek bir silah. Burada tutlamazdım bu skavı fakat çok yakın olduğu için hemen onu tutladım ve hızlı bir şekilde üstünde işime yarayacak olanları alıp yoluma devam edeceğim. Burası çok sıkıntılı bir yer. Çok sevdiğim bir yer değil açıkçası. Çünkü burada sağımda bir inşaat var. Tam karşımda bir meyve sebze tarzı satan bir dükkan var. Nedir ne değildir, market denebilir. Oradan geçeceğim. Fakat inşaat ve sol taraf sıkıntılı, bot gösterilen bir yer. Burada zaten bir ayak sesi duyuyorum. Bot olabilir diyorum. Buradan gelecek diyorum. Bekliyorum. Soldan da bir ses duydum. Tarkov'daki en önemli şey arkadaşlar, sesleri dinlemeniz ve düşmanların ya da gelen seslerin nereden geldiğini bilip onları hafızaya kaydetmeniz. Burada tutacaktım, vazgeçtim. Hala sağdan ses duyuyorum. Sessiz olmaya çalışıyorum. Sanırım bir bot duyduğum ses. Tam emin olamadım. Bir atış geldi. Bana gelmediğinden eminim. Bir atış daha geldi soldan. Artık yeter diyorum. Çünkü burada çok fazla durmanın bir anlamı yok diyorum. Ve seri bir şekilde koşuyorum. Soldan bir atış geldi. Sağdan bir atış geldi. Bana gelmiş olabilir. Bana gelmemiş de olabilir. Ama risk almak istemiyorum. Çünkü zaten lootumu yaptım. Zaten amacım da lootlarımı yapıp hızlı bir şekilde çıkmak. Burada bekliyorum. Gelebilir diyorum biri. Arkadan beni takip ediyor olabilir diyorum. Ve sesler gittikçe yükseliyor. Bir bot ya da PMC bu. Emin değilim. PMC sanırım. Fakat öldüremedim. Çünkü eğer ağır çekimde izlerseniz burasına, attığım mermilerin birçoğu boşa gitti. Daha sakin davranmanız gerekiyor burada. Sağ sola bakıyorum. Devam et Erdem diyorum. Bas diyorum. Otların arasına gireceğim. Belki tekrar geçerse diye bekleyeceğim. Fakat gelmedi. İleriki otların arasına girip vuruş şansı, görüş şansı arayacağım. Sağda ya da solda bir yerde diye düşünüyorum. Oo, çok şanslıydım. Çok şanslıydım. Bir açıdan geldi. Ağaçta kaldı. Artık gitmem gerek ama ben tekrar gidip savaşmayı düşünüyorum. Duyduğum ses el bombası pemiydi. Şanslıyım. Flash attı. Belki parça tesirli atsaydı şarapnellerden yaralanabilirdim. Artık çok fazla savaşmak istemiyorum ve bu kapıdan geçip çıkışa doğru Crash Site bölümünden çıkışa doğru ilerleyeceğim. Crash Site bölümüne giriyorum. Helikopteri geçtikten sonra Crash Site bölümü, buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Tavsiyem, ambulansın önünde tamamen yere yatın. Çünkü bu bölgede uzaktan bir yerden görülebilir ve öldürülebilirsiniz. Tek bir skav vurmuşum. O da veteriner önündeki vurduğum skavdı. Bir sonraki maça geçtik. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Başkanlık binası ya da hükümet binası, ne dersiniz bilmiyorum. Orada doğdum. Camdan bakıyorum. Az önce anlatmıştım ya. Hemen çıkmam gerekiyor diye. Orada birileri olur mu olmaz mı diye baktım. Çok başım döndü. Çok hızlı oynattım buraları. Hemen o yüzden atlayıp normal hızımıza dönüyorum. Yeah.
Hemen sağdan bir bot atışı geldi. Seri bir şekilde atışımı yapıyorum. İşte Tarkov'da nereye bakarsanız bakın ama oradaki vitrin içine saklanmış bir bota hedef olabilirsiniz. Onun tarafından vurulabilirsiniz. Çünkü birçok kişinin aklına orada bir botun olacağı gelmez ya da oraya bir PMC de saklanabilirdi. Önümde bir scav görüyorum. Onu tutuyorum hızlı bir şekilde. Yine işime ne yarayabilir, ne yaramaz, neler para yapar diye bakıyorum. Bakın bunların hiçbirini almayacağım. Hiçbirini almıyorum ve yoluma devam ediyorum. Solum okul, sağım müze. Ses duydum, durdum. Bir ses daha duydum. Emin değilim. Sesler netleşti. Nerede olduğunu fark ettim ve sanırım yine yapay zeka olmayan bir botu vurdum. Ve oradakileri de lootladım. Orada bir şey olduğunu bilmiyordum aslında. O orayı lootluyorsa bir şey vardır dedim. Ve açıkçası o şekilde anladım. Lootumu bitirdikten sonra yoluma devam ediyorum. Yine müze ve okulun arasından haritanın en sağ bölümünden dümdüz ileri doğru gidiyorum. Yine o kritik bölgeye geldik. İnşaat ve meyve sebze Ali. Bilmiyorum, şaka gibi. Buraya ne zaman gelsem, buradan ne zaman geçsem mutlaka bir aksiyon oluyor burada. Bir önceki maçı hatırlıyorum ve hızlı bir şekilde kaçıyorum. Bu kapıya geldim. Kapı kilitli sandım. İlk başta korktum. Çünkü bazı bölümlerde çıkmak için anahtar istiyor sizden. Bu bölümden sonra da zaten benim Crash Sites bölümü geliyor ve buradan da çıkışımı yapıyorum. Yine ambulansın önüne yatacağım. Evet, gördüğünüz gibi 3 bölüm vardı. Çok uzun uzadıya anlatmadım. Fakat özetlemek gerekirse bu oynayabileceğiniz en zor Tarkov bölümlerinden biri. Evet, küçük bir animasyon yaptım. Video ve animasyon içinde yorum yazar ve kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.